seki ekleri konusunda sırada tamlayan ekindeyiz arkadaşlar. Tamlayan eki ya da tamlayan ekleri isimlerinden de anlaşılacağı üzere isim tanımlamalarında tamlayanlara getirdiğimiz ekler olarak karşımıza gelecek. Ve tamlayan eki Türkçe'de temelde ın in, in eki olarak karşımıza gelecek. Biz burada hem tamlayan ekini hem de tamlayan eki gibi görünen ama tamlayan eki olarak kullanmayan ekleri göreceğiz arkadaşlar. Burada ilk cümleyle başlayalım. Sana bir yalnızın gözünden çaldığım birkaç damla yaş yolladım bu sabah cümlesinde. Yalnızın gözü dikkat ederseniz bir belirtili isim tanıması şeklinde karşımıza gelmiş. Tamlayan olabilmesi için karşımızda bir belirtili isim tanıması ya da tamlayanın düşmüş isim tanımasının bulunması gerekiyor. Buna özellikle dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Ve belirtili isim tanımalarında tamlayan ekini bulabilmek için tamlanana sorduğumuz neyin ya da kimin soruları bize tamlayan ekini veren sorular olarak karşımıza gelecek. Dolayısıyla bu cümlede sana bir yalnızın gözünden çaldığım birkaç damla yaş oldum bu sabah derken kimin gözü diye sorarsam yalnızın gözü diye cevap alabiliyorum. Ve yalnızın gözü diye cevap alabildiğim için buradaki ın in, in eki karşımıza bir tamlayan eki olarak çıkıyor arkadaşlar. Yine başka bir cümleye bakarsak tamlayan eki ile ilgili olarak. Rüya değildin işte oradaydın tam ortasında hayatının derken. Neyin ortası diye sorarsam bu cümlede de dikkat ederseniz hayatının ortası şeklinde tamlayan ve tamlananı yer değişmiş bir belirtili isim tanıması karşımıza geliyor ve bu belirtili isim tanımasının tamlayanında kullandığımız -ın in, in, eki yine bir tamlayan eki olarak kullanılmış ek şeklinde karşımıza geliyor arkadaşlar. Yine başka bir cümle. Kaybolmuş bir sürü hayatın yetmedi, aşkların ihtirasın kıyısından geçtim cümlesinde. Dikkat ederseniz hayatın kıyısı, aşkların kıyısı, ihtirasın kıyısı derken tamlayanın birden çok da tek olduğu bir isim tanıması karşımızda neyin kıyısı diye sorduğum zaman dikkat edersiniz sorduğum sorunun içinde bir ın eki var cevabın içinde de aynı eki görebilmek mümkün hayatın kıyısı aşkların kıyısı ihtirasın kıyısı diye biliyorum. dolayısıyla bu üç ekte isim tanımasında tamlayan eki olarak kullandığımız ekler şeklinde karşımıza geliyor arkadaşlar ne sen beni bir daha ara ne ben senin yoluna çıkayım cümlesine baktığımız zaman senin yolun derken dikkat edersiniz tamlarına sorduğum kimin sorusuna cevap alabiliyorum. Senin yolun şeklinde. Dolayısıyla buradaki ın in, in eki isim tamlamasındaki tamlayan eki olarak karşımıza gelirken senin yolun derken buradaki ın in, in eki ise isim tamlamasının tamlananında kullanan ektir. Yani tamlanan eki ya da diğer adıyla İyilik eki şeklinde karşımıza gelmiş bir ektir diyebiliyoruz. Dolayısıyla tamlayan eki olarak kullandığımız ın in, in bazı durumlarda tamlanan eki olarak da karşımıza gelebilir. Burada sadece ekin ın in, in olduğunu ya da tamlayan ekin ın in, in olduğuna bakmak yeterli değil. Tamlayan ekini bulabilmek için isim tanımasını bulundurmaya yönelik sorular olarak karşımıza gelen neyin ve kimin sorularını iyi bilmek gerekiyor arkadaşlar. Yılın büyük bir bölümünü yalıda geçirmiş cümlesine baktığımız zaman Yılın bölümü dikkat ederseniz bir belirti isim tanımasıdır. Arasına sıfat girmiştir. Neyin bölümü diye sorduğum zaman dikkat ederseniz yılın bölümü diye cevap alabiliyorum. Dolayısıyla buradaki ın in, in eki de bir isim tanımasının tamlayan eki şeklinde karşımıza getirmiş ektir diyebiliyoruz arkadaşlar. Tamlayan ekinden bahsettikten sonra sırada tamlayan eki ve tamlayan eki gibi görünen diğer eklere bakmakta arkadaşlar. Yazın en sıcak günleri geldi çattı cümlesine baktığımız zaman neyin günleri diye sorduğum zaman yazın günleri diye cevap Dolayısıyla buradaki ın in, in eki bir isim tanımlamasını tamlayan eki olarak kullanmış ek şeklinde karşımıza geliyor. Yazın buralar çok kalabalık olur cümlesindeki ın in, in ekine bakarsak yazın buralar çok kalabalık olur demiş ve burada dikkat ederseniz yazın sözcüğü zarf yani zaman zarfı olarak kullanmış. Normalde yaz burada sıcaktır şeklinde bir cümle kurarsam yaz dikkat ederseniz cümlede özne olarak karşımıza gelmiş olur. Yazın buralar çok kalabalık olur cümlesine baktığımız zaman. Kalabalık olur yüklem Buralar cümlenin öznesi. Buralar ne zaman kalabalık olur dersek yazın kalabalık olur deriz. Dolayısıyla buradaki yazın sözcüğü zarf görevinde kullanmıştır. Sözcük normalde isimdi. Özne görevinde kullanılmış ve isimdi. Ve sözcük bir ek alarak isimken zarfa döndü. Dolayısıyla buradaki ın in eki de artık isimden isim yapan yapım eki olarak karşımıza geldi. Yukarıdaki cümlede dikkat ederseniz tamlayan eki olarak kullanılan ın eki İkinci cümlede isimden isim yapan yapım eki olarak karşımıza gelmiş oldu. Yazın dünyası yeni bir döneme giriyor cümlesine baktığım zaman yine yazın sözcüğü ve yazın sözcüğünde kullanılan -ın eki karşımızda. Kelimenin kökü yazmaktır. Yazmaktan yazın derken dikkat ederseniz burada da bir fiilden isim yapan yapım eki olarak kullanılmış -ın eki karşımıza gelmiştir. Dolayısıyla şimdiye kadar 3 tane yazın kelimesini inceledik. Üçünde de ın inek'i vardı. Birinci de dikkat ederseniz tanlı inek olarak kullanılmış bir ın inek'i vardı. İkinci de isimden isim yapan yapım eki olarak kullanıldı. Üçüncü de ise fiilden isim yapan yapım eki olarak karşımıza gelmiş oldu arkadaşlar. Yazın çok güzelmiş cümlesine baktığımız zaman yine aynı kelime ve aynı ek karşımızda. Burada da dikkat ederseniz senin yazın şeklinde bir belirtili isim tanımlaması karşımızdadır. Ve senin yazın derken dikkat ederseniz... Kimin yazısı diye sorduğum zaman senin yazın diye cevap alabiliyorum. Senin isim tanımlamasını tamlayanı, yazın isim tanımlamasını tamlananı. Dolayısıyla buradaki ın in, in eki ya da ne eki isim tanımlamasının tamlanan eki olarak kullanılmış. Yani iyilik eki olarak kullanılmıştır. Bu da ın in, in ekinin dördüncü kullanımı şeklinde karşımıza gelmiş olur arkadaşlar. Bunları kesinlikle yazın cümlesine baktığım zaman bu sefer dikkat ederseniz emir kipi karşımıza gelmiş oldu ve bunları kesinlikle yazın cümlesindeki ın in, in eki bu sefer emir kipi kişi eki şeklinde karşımıza getirilmiş bir ektir diyebiliriz. Burada da emir kipi ikinci çoğul kişi eki diye not düştük. Dolayısıyla bu da ın in, in ekinin beşinci kullanımı şeklinde karşımıza geldi. Yani ın in, in eki Türkçe'de temelde tamamlı in eki olarak kullanılan bir ek olmasına rağmen bazen isimden isim yapan yapmak eki bazen fiilden isim yapan yapmak eki Bazen iyilik eki ya da tamlanan eki bazen de emir kipi ikinci çoğul kişi eki şeklinde. Yani toplam 5 farklı görevde kullanılarak karşımıza gelir. Dolayısıyla burada ın in, in ekinin hangi görevde kullandığını anlayabilmek için sözcüğün cümledeki kullanımına dikkat etmek gereklidir arkadaşlar. Müzik